Ne istiyorlar derviş? Sizi istiyorlar hünkârım. Eğer cülüs bahşişi ödenmez ise sarayı başımıza yıkacaklarmış. Demek ayak divanı isterler. Mühim olan sizin ne istediğiniz hünkârım. Safiye Sultanımızın teklifini neden reddettiniz? Devlet ve saltanat namusunu kullarıma boyun eğerek mi kurtaracağım derviş? Kimse bana şart koşamaz. Kabul edelim ki akıllıca kurulmuş bir oyun bu. Dahası tuzak. Sakin olmanız ve en hayırlı kararı vermeniz icap ediyor. Kararım bellidir derviş. Diğer bölüklere haber yolla, emrediyorum. Hepsi kılıçtan geçirilecek. O kadar vaktimiz yok. Zaten bölüklerin çoğu savaşlarda. Sayısı az. Zinhar Spy ve Yeniçeri ile baş edemeyiz. Dönmemiz lazım. Saray burnuna kadar kesildi. İcap ederse. İcap ederse ne derviş? Kaçacak mıyım? Bir yolu daha var. Hayır. Safiye Sultan'ın boyun eğmeyeceğim. Tahtımı hazır edin. Ayak divanına çıkacağım. Gölge hatun gel. Vermeden almak yalnız Allah'a mahsus aslanım. Çok şükür derviş gibi her daim sadık kullarında var. Kimdi o derviş? Bir anda çıkıp gelen. Üsküdar'daki Celvetiye meşayiinden cümle İstanbul ailesinin itibar ettiği türlü keramet sahibi mühim bir zattır hünkârım. Aziz Mahmud Hüdayi. Hüdayi Hazretleri. Rabbim sesimi işitti valide. Duamı işitti. Ve onu buraya gönderdi. Beni koruması için onu buraya yolladı. Sultan Ahmet Han Hazretlerinin yüce fermanıdır. Asker! Herkes bilsin ve işitsin ki cülüs bahşişi ulufelerinize ilaveten dağıtılacaktır. Her kim bu söze itibar etmez ve asiliğe devam ederse hiç şüphe yok, kellesinden olur. Hatasından dönüp ocağına çekilenler ise yüce padişahımızın affına mazhar olacak ve haklarında hiçbir tahkikat yapılmayacaktır. Kapı kulu sipahilerinin sabır taşı çatladı derviş ağa. Bugün yarın derken aylar oldu.